Banyoyu merak ediyor musunuz? Evet. Bagi Hanım bir el açması yapar ama diğerlerini de kolay seçer. Bakalım Bagi Hanım bugün bize ne pişirecek? Biz bugün Bagi Hanım'ın elinden ne yiyeceğiz? Tam karşı kameraya ablam bir say menünü şöyle. Menümde su böreği, sarma, fındıklı kurabiye, kıymalı poğaça, kuskus salatası, burma tatlısı. Burma tatlısı, su böreği, karalahana sarması, kıymalı poğaça, bir de kuskus salatası var dediniz. Bir de fındıklı kurabiye, 6 çeşitimiz var. Evet. Peki menü için ne diyorsunuz Şenay Hanımcığım? Güzel, menü güzel. Ağır bir menü mü? Evet, biraz ağır. Yani tamam su böreği arkadaşlar yapmıştı ama hani tatlaşması bile. Bagi Hanım'dan korkmayan, güzel, yağlı bir su böreği bekliyorum. Peki, Atife Hanım siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Güzel. İnşallah tadı da güzel olacak. Haydi İnşallah bakalım. Şimdi menünün ağırlığı güzel ama lezzetine de önem veriyorlar biliyorsunuz. Evet. Hadi bakalım su böreği. Bagi Hanımcığım beni çok eleştirmiştin. Su böreği fırında pişmez, ocakta pişer diye. Ama bakacağız bugün ocakta pişen mi güzel olacak, fırında pişen mi Bagi Hanımcığım? Evet, o zaman hazırsanız, kahvelerinizde yudumladıysanız Bagi Hanım'ın evini bir gezelim mi? Evet. O meşhur evini bir gezelim. Evet. Buyurun mutfaktan başlayalım hanımlar. Bagi Hanım'ın temizliği orta halli, aspiratörün arasındaki yağları unutmuştu. Mutfak dolabının en üstü yağdı. Sonra dolapların kenarları olduğu gibi yağdı. Yapış yapıştı. Bagi Hanım o kadar çok temiz değildi. Ocağında yapışıklıklar vardı. Dediği kadar da temiz değildi. Banyo kapısının arkasındaki pervazlar hiç silinmemiş şekilde tozluydu. Bagi Hanım günlerde çok konuştunuz ama boş çıktı. Bagi Hanımcığım olmadı, temiz değilsin. Bagi Hanım'ın evinde sehpasında örümcek sallanıyordu. Resmen şok oldum. Salon çok tozluydu ve petek araları çok pisti. Bagi Hanım temizdi fakat bazı detaylar, ince detaylar unutulmuştu. Gözümden kaçmadı. Evet, maşallah bugün kutsal peçete günleri. Bak o ocağı sökmüşler gene takmamışlar. Gene ben cinleneceğim. Çok az kaldı gene cinleneceğim. Çekmece gene dışarıda. Bu kadar peçete peçete. Bir bak bakayım Bagi abla sen bir bak. Bir şey görebiliyor musun? Peçete de bir şey yok ki. Kadir yani Bey bak, ne var? Şu ne acaba? Sadece şunda bir şu var. Şunda bir şu var. Bu kadar peçeteye ne gerek var? Bu kadar peçeteye acaba ne bu? Bu ne ocağı var? Sökmüşler bak. Siz gördünüz mü şunda Kadir Bey? Ben bir şey göremiyorum şu an. Tamam. Şunda bir şey gördünüz mü? Onda da hiçbir şey yok. Hayır bu ocağı sökmüşler, o teli sökmüşler. Niye yerine geri koymuyorsunuz? Sökseler de bile onun içinde bile bulamazlar Kadir Bey. Ocağında yapışıklıklar vardı. Gene tozlar vardı. Dediği kadar da temiz değildi. Ben kendime güveniyorum. Her şeyi geçtim İsa, şu örtüyü bari düzgün bırakır. Ne aradılar bunun altında acaba? Belli yani didik didik edecek. Ay etsinler, geçsinler ama geri toplasınlar. Atife Hanım'la Bagi Hanım dün benim evimde klozetin silikonlu kısmını çıkartarak temizliğimi dile getirdiler. Ben bugün masada onları gereğini soracağım. Peki, kaka abla. Kendime güveniyorum ben. Kendine güveniyorsun. Bir de senin temizlik yapışını görelim bir. Hem de şu ortalığı bir toplayalım. Haydi gel. Gel gidiyoruz ablacığım. Gel. Kör olmayacaklar. Her yeri halt etmişler. Hele geç. Geç geç. Gidiyoruz. Aspiratörün içi, filtrenin altı yağlıydı. Banyo kapısının arkasındaki pervazlar hiç silinmemiş şekilde tozluydu. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Çay benim, çeşme benim. Yaramı deşme benim. Vah 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 ne vah. Ne olmuş vah bunlara? Ya, o kadar ne aradılar ya, acaba ne altlarında? Neyse ki bir yeri kırıp dökmemişler Allah'tan da. O koltuğu
Hele camı bile oynatmışlar. Camın altında ne aramışlar? Bir şey yok onda. Onda ne var Kadir Bey? Bir grilik bulmuşlar sadece galiba. Bakayım. Ama yalnız artık ben böyle şeylere çok kızıyorum ha. Bu kadar dağıtmanın ne anlamı vardı bu kadar dağıtmanın? Ben bana yaptığı için asla kendisini eleştirmeyeceğim. Ama gördüğümü de söyleyeceğim.